Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Antakya Belediyesi Eğitim Birimi Biyoloji Öğretmeni Seval Börk'le bugün sizlerle duyu organlarını işleyeceğiz. Kaç çeşit duyu organımız var? Bunlara değineceğiz. Bunlardan bir tanesi göz, dil, burun, deri ve kulak. Bunların kısımlarından da bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Duyu organı ne demek? Gelişmiş organizmalarda çevresel değişiklikleri algılayabilen reseptörler bulunduran organlara duyu organı adını vereceğiz arkadaşlar. Kaç çeşit duyu organımız vardı? Göz, dil, kulak, burun ve deri olmak üzere 5 çeşit olduğunu görüyoruz. Ve burada reseptör çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Reseptör nedir? Aslında reseptörün kelime karşılığı almaç demektir. Yani ne demek istiyorum ben burada? İç ve dış çevreden gelen uyarıları algılayan özelleşmiş hücrelere biz reseptör adını veriyoruz. Reseptör çeşitlerine baktığımızda fotoreseptör, kemoreseptör ve termoreseptör, bir de mekanoreseptörden bahsedeceğiz arkadaşlar. Fotoreseptör, foto zaten fotondan geliyor, yani ışıkla ilgili. O nedenle bu reseptörler neye duyarlı arkadaşlar? Işığa duyarlı reseptörler bulundururlar. Peki bu reseptörler nerede bulunur daha çok? Gözde, değil mi? Çünkü görme duyusunda ışık önemli bir yer ediniyor. Hangi organımızı etkileyecek fotoreseptörler? Gözü etkileyecek diyeceğiz. Kemoreseptörlere baktığımızda da arkadaşlar, bunlar kimyasal uyarılara karşı duyarlıdırlar. Peki bu kimyasal uyarıları ilgilendiren organlarımız hangisi? Burun ve dil. Kimyasal uyarılara karşı duyarlıdırlar. O nedenle hangi organları etkileyecek bunlar arkadaşlar? Burun ve dili etkilemiş olacak. Çünkü burada mesela dilde tat alma duyusu nasıl oluşacak? Mukus içerisinde çözünmeler meydana gelecek ya da tükürük bezi içerisinde çözünmeler meydana gelecek ve bu şekilde tat alınmış olacak. Burun ve dilde göreceğiz biz bunu. Termoreseptör dediğimiz şey arkadaşlar, bu da sıcak ve soğuğa duyarlı olan reseptörleri bulunduracak. Kimdir bu? Tabii ki aklımıza deri gelecek. Sıcak ve soğuğu algılar. Mekanoreseptörlere baktığımızda da arkadaşlar, bunlar mekanik uyarılara karşı duyarlıdırlar. Yani bu nedir? Dokunma olabilir, sıcaklık olabilir, titreşim gibi uyarıları algılarlar bunlar arkadaşlar. Peki nerede bulunacak? Deri ve kulakta bulunur. Kulakta bulunur. Neleri algılar bunlar? Basınç, dokunma gibi, titreşim gibi hareketleri algılarlar. Titreşim, basınç, titreşimi algılarlar. Nerede gördük? Deri ve kulakta bulunur diyoruz. Gözle devam ediyoruz arkadaşlar. Göz dediğimizde insan gözüne bakacağız. Bir koruyucu yapılardan oluştuğunu göreceğiz. Bu yapıların bir de göz küresi olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Koruyucu yapılara baktığımızda bunlar kimler olabilir? Göz kirpikler olabilir, göz kapağı, göz kasları, göz yaşı bezleri ve bir de gözde kaşlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu kaşlar neyi sağlayacak? Kirpiklerle birlikte hepsi bunların koruyucu özellik sağlayacak göz için. Göze baktığımızda gözün kısımlarını görüyoruz arkadaşlar burada. Ve buradaki tabakalardan bahsedeceğiz. Dıştan içe doğru bir bu tabakaları sıralayacağız. En dışta sert tabaka bulunacak. Göze şeklini veren bir tabaka aslında. Buraya baktığımızda damarlar burada bulunmayacak. Sert tabakadan farklılaşıp sert tabakanın oluşturduğu yapılardan bir tanesi de arkadaşlar korneadır. Kornea önemli bir yer tutuyor. Neden? Çünkü görme olayında ışığın kırılmasını sağlamış olur. Diğeri ise arkadaşlar damar tabaka. Adı üzerinde burada hangi yapılar bulunacak? Kan damarları çokça bulunacak arkadaşlar. Kan damarları bulunur. Ve A tabakadan bahsedeceğiz. A tabakada da yine görme sinirleri bulunacak arkadaşlar. Camsı cisim gibi yapılar bu tabakada bulunur diyeceğiz. Şimdi sert tabakanın özelliklerine bakalım. Sert tabakayı arkadaşlar bazen göz akı olarak da karşımıza gelmekte. Sert tabakanın görevlerine bakalım. Burada neler bulunmayacaktı arkadaşlar? Kan ve lenf damarları bulunmayacak.
gözün iç kısmını koruyan tabakadır. Aslında mesela birbirimize baktığımızda gördüğümüz beyazlık işte hangi tabakada bulunuyor? Sert tabakada bulunuyor diyeceğiz. Yine sert tabakaya baktığımızda gözün ön tarafında saydamlaşır, şişkinleşir ve kornea dediğimiz saydam tabakayı oluşturur arkadaşlar. Korneanın bir diğer ismi de saydam tabakadır. Bunu da bilelim. Kornea ne yapıyor arkadaşlar? Göze giren ışınların ilk kırıldığı yere biz kornea adını vereceğiz. Damar tabaka dediğimiz sert tabaka ile alt tabaka arasında bulunur. Gözü besleyen yapılar içerir. Burada iristen ve göz bebeğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Gözün ön tarafında şu renkli kısım dediğimiz yer irisi oluşturacak. Ortasındaki boşluğa da biz göz bebeği adını vereceğiz. Göz bebeğin arkasında göz merceği bulunur. Damar tabaka iris etrafında kalınlaşarak kirpiksi cisim dediğimiz yapıyı oluşturacak. Saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa ön oda adını vereceğiz. İris ile göz merceği arasındaki boşluğa ise arka oda ismini vereceğiz arkadaşlar. Görme olayıyla devam edelim. Görme olayı nasıl gerçekleşiyor? İlk etapta ışık göze gelecek değil mi? Işık ilk etapta sert tabakanın kısmı olan korneaya geldi. Burada ışık ilk kez kırıldı. İlk kez kırılır. Daha sonrasında korneadan göz bebeğine, göz bebeğinden göz merceğine iletilecek. Bu göz bebeği ve göz merceği hangi kısımda bulunuyor arkadaşlar? Tabaka olarak damar tabaka içerisinde bulunuyor. Burada ışık göz merceğinde ikinci kez kırılacak arkadaşlar. Bu ışığın nerede kırıldıkları çok önemlidir. Sorularda bu kısımlar sorulabiliyor. İkinci kez nerede kırılmış oldu ışığın? Göz merceğinde kırılmış oldu. Daha sonra camsı cisme iletildi ve buradaki retinadaki fotoreseptörler devreye girdi ve bunlar optik sinirlere iletildi. Biliyorsunuz ki bütün duyu organları koku hariç kim tarafından kontrol ediliyordu? Talamus. O nedenle optik sinirlerden talamusa iletildi ve burada gözlerin uyumu sağlandı arkadaşlar ve en sonunda beyin kabuğuna iletilmiş oldu. Optik sinirler, retinadaki fotoreseptörler ve camsı cisim dediğimiz yapı hangi tabakada bulunuyor arkadaşlar? Bunu da bilelim. A tabaka içerisinde bulunuyor. Görüntüye baktığımızda arkadaşlar, görüntü sarı benek üzerine düşerse buradaki görüntü en net algılanmış olacak. Kör noktaya düşerse eğer arkadaşlar, burada gözden çıkan sinirler buradan çıktığı için burada bir görüntü algılanmamış olacak. Kör nokta görme sinirlerinin gözden çıktığı bölgesidir. Bu nedenle biz buraya görüntü düşmüş düşmemiş bir önemi yok. Çünkü burada kör noktaya görüntü düştüğünde görüntüyü biz algılayamayacağız. Göz kusurlarıyla devam edelim arkadaşlar. Göz kusurlarına baktığımızda miyop, hipermetrop, astigmatizm, presbitlik, şaşılık bu gibi göz kusurlarından bahsedeceğiz. Miyopla başlayalım. Miyop dediğimiz şey arkadaşlar, bunda da kodlamalar yapabilirsiniz aslında. Kum diye kodlayabilirsiniz. Hangi kenarlı mercekle düzeltilir? Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Uzağa görememe durumudur. Ve bu kusura da miyop adını vereceğiz. Bakalım neymiş? Göz küresi çapının önden arkaya doğru uzaması ve göz merceğinin şişkinleşmesinden kaynaklanıyor. Arkadaşlar bu göz kusuru cismin görüntüsü retinanın önüne düştüğü için sarı noktada toplanamayıp retinaya dağılıyor ve uzaktaki cisimleri net bir şekilde göremiyorlar bu hastalar. Ve hangi mercekle düzeltiliyordu arkadaşlar bunlar? Kalın kenarlı mercekle düzeltildiğini bilelim. Ya da şu şekilde muşuk kodlamasını yapabilirsiniz. Miyop göz kusuru, uzağa görememe, göz merceğinin şişkinleşmesi ve görüntünün uzağa düşmesi şeklinde. Bunu da kodlamanıza kullanabilirsiniz. Hipermetropla devam edelim. Hipermetrop miyopun tersi. Bu uzağa görememe durumuyken bu da yakını görememe durumudur arkadaşlar. Göz yuvarlağının çapı kısa veya göz merceği normalden şişkin bombeli haldedir. Görüntü retinanın arkasına düşecek. Bu defa normalde miyopta görüntü nereye düşmüştü? Retinanın önüne düşmüştü. Burada görüntü retinanın arkasına düşecek. Bu önemli bir kavram bizim için. Bu hastalara baktığımızda uzağa görecekler ancak yakını nasıl
göremeyecekler, net olarak göremeyecekler. Baktığımızda hipermetrop, normalde miyop hangi kenarlı mercekle düzeltiliyordu? Kalın kenarlı. Hipermetrop ise arkadaşlar ince kenarlı merceklerle düzeltilir diyeceğiz. Astigmatizme bakalım arkadaşlar. Göz merceği veya kornea burada pürüzlüdür. Bu nedenle bu hastalar nasıl görecekler? Bulanık görüntü elde edecekler. Tedavisinde ise silindirik mercekler kullanılır. Silindirik mercekler kullanılacak. Presbitliğe baktığımız arkadaşlar bu yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan bir göz problemi aslında. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi gözün uyum yeteneğinin azalmasına neden olacak. Bu hastalara baktığımızda yine bunlar yakını iyi göremeyecekler. Hipermetropta olduğu gibi presbitlikte ince kenarlı mercek kullanılacak tedavide. Katarakta baktığımız arkadaşlar katarakta göz merceği saydamlığını yitiriyor. Bu nedenle artık bunu merceklerle düzeltemeyeceğiz çünkü saydamlıkta problem var ve bunun tedavisi neyle gerçekleşecek? Ameliyat ile gerçekleşir diyeceğiz. Şaşılıkla devam edelim. Şaşılık göz kaslarının uyumlu çalışamaması sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Yine biz bunu gözlükle değil neyle düzelteceğiz arkadaşlar? Ameliyatla düzeltilebilir. Renk körlüğüyle devam edelim. Bu kalıtım konusunda da bahsetmiştik. Renk körlüğünün diğer bir adı daltonizmdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki gözde koni ve çubuk reseptörlerinden bahsedeceğiz. İşte gözdeki renge duyarlı reseptörlerin eksikliğine bağlı olarak gelişecek bu renge duyarlı reseptörler hangi reseptörler? Koni'de bulunan reseptörlerdir arkadaşlar. Baktığımızda bunlar kırmızı, yeşil, mavi gibi renklerin tonlarını ayırt edemiyor bu hastalar. O nedenle hastalar özel gözlüklerle tedavi edilebilirler diyoruz. Şimdi kulakla devam edelim arkadaşlar. Kulağa baktığımızda hangi kısımlardan meydana geliyor? Kulak, bir dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımdan meydana gelecek. Dış kulakta hangi yapılarımız var? Kulak kepçesi var, kulak yolu var. Ve iç kulaktaki yapılarımız, orta kulaktaki yapılarımıza baktığımız arkadaşlar çekiçten, örsten ve üzengiden bahsedeceğiz. İç kulakta da hangi yapılar var? Yine salyangoz, oval, pencere gibi yapılarda iç kulak içerisinde bulunacak. Kulağın görevine baktığımızda neyi sağlayacak bunlar? Seslerin algılanmasını ve vücut dengesinin sağlanmasında görevlidir. Dediğim gibi 3 kısımdan oluşacak. Dış, orta ve iç kulak olmak üzere. Dış kulakla başlayalım arkadaşlar. Dış kulak, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşacak. Biliyorsunuz ki kulak yolu içerisinde bazı sıvılar var. Burada da dışarıdan gelen mikroorganizmalar tarafından kulağı ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Kulak zarından ses titreşimleri, ses dalgalarını titreşim haline getirecek kulak zarı yine dış kulakla bağlantılı olan bir zardır. Orta kulakla devam edelim arkadaşlar. Orta kulak, kulak zarı, oval pencere şeklimizi de görüyoruz. Arasındaki çekiç, ors ve üzengi kemiklerin bulunduğu odacıklardır bunlar da. Orta kulakta ostaki borusu biliyorsunuz ki yutağa açılıyor. Bu ostaki borusunun da görevi arkadaşlar insanın kendi sesinden rahatsız olmasını da aynı zamanda önlemiş oluyor. Herhangi bir yolculuk sırasında ne oluyor? Basınç farkı oluşuyor. Siz burada ostaki borusu yutağa açıldığı için ağzınızı açıp kapatarak bu basınç farkını değiştirebilmiş oluyorsunuz. Yine o zaman ostaki borusunun görevi nedir? Basınç dengesini sağlar diyoruz. İç kulakla devam edelim arkadaşlar. İç kulak dediğimiz hem işitmede hem de dengede bulunan yapıları bulunduracak arkadaşlar. Yani iç kulağın görevi hem işitme hem de dengedir diyeceğiz. Peki iç kulakta işitme ile ilgili olan yapılar ne? Denge ile ilgili olan yapılar ne? Bunlara değinelim. İşitme ile ilgili olan yapılarımız arkadaşlar salyangoz. Diğer bir adıyla sorularda kornea olarak karşımıza çıkar. Demek ki işitme ile ilgili olan yapılarımızdan en önemlisi salyangozdur. Diğer bir adı kohleadır arkadaşlar. Denge ile ilgili olanlara baktığımızda bunlar nelerdir? Tulumcuk, kesecik, yarım daire kanalları bunları kesinlikle bilelim arkadaşlar. Sorularda çünkü bize hangisi işitme ile ilgili, hangisi denge ile ilgili soru gelmektedir. Bunları bilelim. Şimdi salyangozun elinde kesiti alındığında yani diğer bir adıyla neydi bu? Kohlea. Kohleanın eline kesiti alındığında bunun 3 kanaldan oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar.
Bu kanallara siz şu şekilde aklınıza kalması adına vakit diye kodlayabilirsiniz. Hemen bu kanalların isimlerinden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi vestibüler kanal arkadaşlar. Diğeri ise kohlear kanalı, diğeri ise timpanik kanal. Burada bu kanalların sıralamasını bize sorabilirler. O nedenle vakit olarak kodlayın faydalı olacaktır. Peki bu kanallar içerisinde bulunan sıvıların isimleri ne? Bunlara da bir değinelim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi vestibüler kanal içerisinde bulunan sıvı perilen sıvısıdır. Diğeri kohlear kanal içerisinde bulunan sıvı ise endolen sıvısıdır. Timpanik kanal içerisinde bulunan sıvı ise arkadaşlar perilen sıvısıdır. Mesela etrafımıza bir süre dönüp aniden durduğumuzda hala kendimizi dönüyor hissetmemizin nedeni arkadaşlar yarım daire kanalları içindeki endolen sıvısının hala hareket etmesinden kaynaklıdır. Yani biz durduk ama bu içeride bulunan endolen sıvısının hareketine devam ediyor. Bu da bizde hala baş dönme hissini oluşturmuş oluyor. Şimdi iç kulakta denge ile ilgili olan yapılardan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar statik dengeden bahsedebiliriz. Bir de dinamik dengeden bahsedebiliriz. Statik denge nedir? Vücut pozisyonunun yer çekimine göre dikey düzlemde ayarlanması olayına biz statik denge adını vereceğiz. Burada kesecik ve tulumcuk yer çekimine karşı yapılan hareketlerde oluşan konum değişikliklerine de diyebiliriz arkadaşlar statik dengeyi. Dinamik denge ise arkadaşlar dönme olabilir, hızlanma olabilir, yavaşlanma gibi hareketlerin vücut pozisyonunu korunması olayına da dinamik denge adını vereceğiz. Tulumcuk ve keseceğin içinde tüylü hücreler bulunuyor. Bu da başın konum değişikliklerine, yer çekimine ve tek yönü hareketine tepki veriyor. Burada baktığımızda otolit taşlarının bu bölümde bulunduğunu da bilelim arkadaşlar. Yarım daire kanalları farklı düzlemlerde uzanabiliyor arkadaşlar. İçlerindeki sıvı vücut hareketiyle hareket eder. İşte durduğumuzda baş dönme hissi, baş dönmesi hissi bu nedenle oluşur diyoruz. Şimdi işitme olayına bakalım arkadaşlar. İşitme olayı nasıl gerçekleşecek buna bir değinelim. Şimdi işitme olayında ilk etapta ses dalgaları geldi. Ses dalgaları kulak kepçesi tarafından alındı. Ve bu nereye iletilecek arkadaşlar? Kulak yoluna. Daha sonra bu ses dalgaları kulaklarında titreşim haline getirildi. Titreşim haline getirildikten sonra nereye iletildi? Çekiç, örs ve üzengiye iletildi. Buradan oval pencereye açıldı ve burada kohlardaki bulunan kanallardan bahsetmiştik. Kimlerdi bunlar? Vestibüler kanal. Oval pencereyle vestibüler kanala iletildi. Ne ile arkadaşlar? Perilen sıvısı ile. Daha sonra timpanik kanala geldi. Buradan yuvarlak pencereyle kohlear kanalına ulaşmış oldu. Ne ile? Endolen sıvısı ile. Daha sonra korti organıyla arkadaşlar bunlar sinirler yardımıyla alındı. Dediğim gibi koku hariç bütün duyularla kim ilgileniyordu arkadaşlar? Talamus ilgileniyordu. Talamustan sinirlerle talamus iletildi ve burada daha sonra değerlendirilmek üzere nereye gönderildi arkadaşlar? Uç beyne gönderildi diyeceğiz. İşitme olayının da sırasını bilmemiz gerekiyor. Duyu organlarında sıralamalardan bir gözü çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de kulağın işitmeyi nasıl gerçekleştirdiği, hangi aşamalarda gerçekleştiği bu kısımlar bizim için çok önemli. O nedenle bu sıralamaları bilelim. Şimdi burunla devam edelim arkadaşlar. Buruna baktığımızda şurada görüyorsunuz. Burun zaten biliyorsunuz ki nefes ve koku alma organıdır. Buraya baktık. Sarı bölge koku soğancığını oluşturacak arkadaşlar. Sarı bölgenin üst kısmında koku soğancığından bahsedeceğiz. Aynı zamanda koku reseptörlerinden ve burun boşluğu bir de sinüs boşluğundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki sinüslerin iltihaplanması sonucu rahatsızlık meydana gelecek. Nedir bu? Sinüzit dediğimiz sinüslerin iltihaplanması anlamına geliyor. Baktığımızda nefes ve koku alma organı olduğunu söyledik. Burada koku almaçları ve duyu sinirleri burun boşluğunun üst kısmında bulunuyor arkadaşlar. Burun boşluğu üstünde görüyorsunuz koku almaçları ve duyu sinirleri bulunuyor. Bu bölgeye de sarı bölge adını vereceğiz. Koku soğancığı adını vereceğiz arkadaşlar.
Kokunun algılanması ise nerede gerçekleşecek arkadaşlar? Sarı bölgede gerçekleşecek. Okuldan geldiniz, karnınız aç. Apartman girişine girdiğiniz an yemek kokularını duyarsınız, değil mi? İşte kokunun algılanması burunun hangi bölgesinde gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar? Sarı bölgesinde gerçekleşmiş oluyor diyeceğiz. Biliyorsunuz ki koku reseptörleri çok çabuk yorulacaklar arkadaşlar. Aslında bu bir nedir? Adaptasyon olayıdır. Adaptasyon olayı olması olumlu bir şeydir. Yani neden olumlu? Çünkü kötü bir kokuya maruz kaldığımızda ilk etapta o kokuyu çok fazla hissederiz ve bu bizi rahatsız eder. Ama daha sonra aynı ortamda bir müddet durunca bu kokuyu algılamayız artık. Ancak dışarıdan herhangi farklı bir koku geldiğinde biz bu kokuyu algılarız. Bu nedenle koku reseptörleri çok çabuk yorulur. Burada bunu da bilelim. Çok önemli. Bu da bir adaptasyon örneğidir diyebiliriz. Peki koku reseptörleri nereye uğramayacaktı arkadaşlar? Lütfen bunu bilelim. Talamusa uğramaz. Çünkü bütün duyular talamus tarafından kontrol edilir. Sadece kim hariçti? Koku reseptörleri hariçti. Çünkü bunlar direkt uç beyine gönderilecekler. Peki koku alma olayı nasıl gerçekleşecek? Mukusta çözünen kimyasal maddemiz var arkadaşlar. Buradan nereye gelecek? Sarı bölgedeki kemoreseptörler tarafından algılanacak. Daha sonra koku soğancığına iletilecek. Biliyorsunuz ki koku almaçları nerede bulunuyordu? Koku soğancığında bulunuyordu. Buradaki sinirlere iletildi. Talamustan bahsetmiyoruz. Hangi beyin tarafından değerlendirilecek? Uç beyin, kabuk ya da korteks adını verebilirsiniz. Uç beyin tarafından değerlendirilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar deriyle devam edelim. Deriye baktığımızda iki kısımdan bahsedeceğiz ilk etapta. Bir üst deriden bahsedeceğiz. Bir de alt deri olmak üzere iki kısımdan bahsedeceğiz. Derin neyi görevi görüyor vücutta? Tüm vücudu sarıyor. Vücuda şekil ve desteklik sağlar arkadaşlar. Şekil ve desteklik sağlayan bir duyu organımızdır. Dediğim gibi üst deri ve alt deri olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Üst deriye biz epidermis adını verebiliriz. Alt deriye de dermis adını verebiliriz. Üst deri ve alt deriden bahsetmeden önce görevleri neler, bunlara bir değinelim. Görevleri arkadaşlar bunlar terleme ve boşaltıma yardımcı olan yapıdır aslında. Yine vücutta aşırı su kaybını önler %1 oranında. Mikroorganizmaların vücuda girişini engeller. Güneşin zararlı ışınlarına karşı vücudu ne yapmış olur arkadaşlar? Korumuş olur diyeceğiz. Yine güneş ışınları yardımıyla D vitamini sentezinde rol oynar. Bunu ne olarak gerçekleştirir? Provitamin D olarak gerçekleştirir arkadaşlar. Güneş ışınları canlılar için çok önemlidir. Genellikle D vitamini eksikliği bulunur bizlerde. O nedenle yeteri kadar güneş ışığı almamız gerekmektedir. Üst deri ve alt deriden oluştuğunu söylemiştik arkadaşlar. Üst deriye baktığımızda çok katlı örtü epitelinden oluşmuş olduğunu göreceğiz bunların. Bunların üzeri keratinleşmiş olduğu için arkadaşlar genellikle ölü hücrelerden oluşurlar. Ölü hücrelerden oluşmuşlardır. Peki bu tabakaya ne tabakası adını vereceğiz? Bilelim. Korun tabakası adını vereceğiz. Korun tabakası demek ki neyle oluşmuş? Ölü hücrelerden oluşmuştur diyeceğiz. Üst deride kan damarları ve sinirler bulunmayacak arkadaşlar. Korun tabakasının hemen altında canlı hücrelerden oluşmuş Malpighi tabakası bulunacak. Korun tabakasının en altında, bakın şurada korun tabakası var. Canlı hücrelerden oluşmuş Malpighi tabakası bulunacak. Bu Malpighi tabakasında da arkadaşlar deriye renk veren pigmentler bulunacak. Bundan bahsedebiliriz. Bu pigmentin miktarı deri renginin oluşmasında arkadaşlar etkilidir. Bunu da bilelim. Hangi pigment bu? Malpighi tabakasındaki melanin pigmenti. Demek ki melanin pigmenti deriye renk veriyor. Miktarları deri renginin oluşmasında önem arz ediyor diyeceğiz. Alt deriye bakalım arkadaşlar. Alt deriye ne demiştik? Dermis adını vermiştik. Burada neler bulunacak? Kan damarları, sinirler, duyu reseptörleri, kıl kökleri,
Aynı zamanda ter veya bezleri, düz kaslar, elastik ve kollajen liflerin bulunduğu yapıya biz aklınıza gelecek her şeyi sıralayabilirsiniz. Bu yapıya dermis yani alt deri adını vereceğiz. Ter bezleri biliyorsunuz ki dudak hariç tüm vücut yüzeyinde bulunuyor. Yağ bezleri salgılarını kılları saran kesecikleri veriyor arkadaşlar ve derinin yumuşak kalmasını sağlamış oluyor. Deride bulunan mekanoreseptörler nedir arkadaşlar? Dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi duyuları algılıyor. Bundan dolayı deri duyu organı olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü neyi algıladı? Basıncı algıladı, sıcaklığı, ağrı gibi olayları algılamış oldu. Biliyorsunuz ki çeşitli duyuları alan reseptörler bütün vücuda dağılmış olmasına rağmen dağılım homojen olmayabiliyor. Örneğin dokunma reseptörleri bizim parmak uçlarında daha yoğun halde bulunuyor. Bu nedenle bir objenin büyüklüğünü görmesek de dokunarak ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Algılamış oluyoruz. Basınç reseptörleri daha çok nerede hissediliyor? Tabii ki el ve ayağın alt derisinde de biz bunları hissedebiliyoruz. Derinin kalınlığı bulunduğu yere göre de arkadaşlar farklılık gösterebiliyor diyeceğiz. Baktığımızda dermiste aslında altta kalan her şeyden bahsedebiliriz. Söylemiştik kan damarı bulunacak, sinirler, duyu reseptörleri, kıl kökleri, yağ, ter ve süt bezleri. Dermis dediğimiz alt derisinde bulunur. Şimdi dil ile devam edelim arkadaşlar. Dile baktığımızda bunun görevi nedir? Tat almayı sağlar, konuşmayı sağlar. Aynı zamanda beslenmede görevlidir. Beslenmede nasıl görevlidir? Dilimizi hareket ettirerek aslında besinlerin yutağa iletilmesini ne yapmış olacağız? Sağlamış olacağız. Burada hangi reseptörlerden bahsetmiştik? Kemoreseptörleri bulunur demiştik. Dile baktığımızda burada tat tomurcuklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu tat tomurcuklarına papilla adını vereceğiz. Bunlar tomurcuk halindedir. Papillalar arkadaşlar ileri yaşlarda ne olacak? Sayıları azalacak. Çocukluk yaşında sayı olarak fazladır. Buna da değinelim. Mesela kemoreseptörlerin uyarılabilmesi için bu kimyasal maddelerin nerede çözülmesi gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki tükürükte çözülmesi gerekmektedirler. Tat alma ve koku alma olayları birbiriyle çok benzerdir. Bu nedenle ikisinde de duyuların algılanabilmesi için biliyorsunuz ki temel koşul nedir? Kimyasal maddelerin çözülebilir olmasıdır. Mesela bir grip olduğumuzda ne yaparız? Deriz ki hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Çünkü kokuyu da duyamıyoruz. Önemli kokuyu da duymadığımız için bazı şeylerin tatlarını algılamakta zorlanıyoruz. Şimdi baktığımızda dilin kısımlarına bazı yerler ekşi, bazı yerler acı, tuzlu, tatlı şeklindeki tatlardan bahsedeceğiz. Aslında dilimiz bütün tatları algılar ama yoğunlukları farklı olarak. Mesela dilimizin uç kısmında en fazla tatlı tadını algılarız. Yanlara baktığımızda ekşi tatlarını burada algılarız. Yani ekşi tadı daha çok nerede hissedilir arkadaşlar? Dilimizin yan taraflarında, acıyı arka tarafta daha çok hissederiz. Tuzlu ise ön tarafın yan kısımlarında daha çok hissederiz. Bu da şu anlama gelmiyor. Dilimiz aslında bütün tatları algılar ancak yoğunlukları farklı olarak farklı bölgelerde bu algılanmaları gerçekleştirmiş olur. Duyu organları konusunu bitirdik arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularına bakalım. Sınav sorularımız hemen şurada bir gözün şekli var görüyorsunuz ki. LYS 2015'te karşımıza gelmiş. Çok kolay bir sorudur arkadaşlar. Baktığımızda nedir bu? Kesiti verilen göz küresinde ışığa duyarlı almaçların bulunduğu bölge hangisidir diye bize soruyor. Işığa duyarlı almaçları biz nerede görmüştük arkadaşlar? A tabakada göreceğiz. O nedenle cevabımız nedir? Denizli diyeceğiz. Zaten kör noktada görme olayı gerçekleşmiyordu. Korneada ışık burada kırılıyordu. Daha sonra göz merceğine iletiliyordu. Bunları bilelim ancak ışığa duyarlı almaçlar hangi tabakada bulunuyordu? A tabakada bulunuyordu.
İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir süre kendi etrafında dönen bir insanın sandalyeye oturduktan sonra baş dönme hissinin devam etmesinin nedeni. Bakın ne kadar kolay bir soru ve bahsetmiştik. LYS 2013'te karşımıza çıkmış bu soru. Burada neyden bahsedeceğiz? Endodont sıvısının hareket etmesinden bahsetmiştik. Önce bir değinelim. Yarım daire kanallarındaki sıvının hareket etmesi. Aslında cevap hemen ortaya çıkıyor ama diğerlerine de bakalım isterseniz. Östeki borsunun basınç değişikliğini ayarlayamaması. Bunun dönme ile ilgili bir bağlantısı yok. Sinirli kıllı duyu hücrelerinin beyinciye sinyal gönderememesi. Yine alakası yok. Yarım daire kanallarındaki sıvıda basınç dalgalarının gerginliğinin artması. Bundan da bahsedebileceğiz. Yarım daire kanallarının her birinin diğer ikisiyle dik olarak konumlanmış olması, bununla da ilgisi yok. Cevap direkt ortaya çıkıyor. Yarım daire kanallarındaki hangi sıvıydı arkadaşlar? Endodont sıvısının hareketine bağlı olarak başımız dönüyormuşuz gibi hissediyoruz. Şimdi diğer bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu soruda 2009'da çıkmış bir soru. Aşağıdaki durumlardan hangisi duyu amaçlarının alışma özelliğine bir örnektir? Hangi duyularımız alışıyordu arkadaşlar? Tabii ki burun, yani koku duyusu. Baktığımızda yaşlandıkça tat alma hissinin azalması, nezle olunduğunda tat almanın azalması. Aslında burada yaşlılığa bağlı olarak papilla sayısı ne oluyordu? Azalıyordu. Papilla sayısı az olduğu için tat alma hissi de ne olmuş oluyordu arkadaşlar? Azalmış oluyordu. Nezle olunduğunda da tat almanın azalması. Yine burada burnumuz da devreye girdiği için kokuları hissedemiyorduk. Bu nedenle de tat almakta zorlanıyorduk. Derinin dayanamayacağı sıcaklıktaki sıvıların içilmesi, kullanılan parfüm kokusunun bir süre sonra algılanmaması. Aslında cevabımız ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki parfümü sıktık. Normalde biz kendi parfüm kokumuzla duyarlı değilizdir. İlk etapta sıktığımızda bunu hissederiz ama dışarıda parfümün ne kadar kokuyor, güzel kokuyormuş diyebilirler. Ama sen buna alıştığın için bunu hissetmiyorsun artık. Demek ki cevabımız o zaman ne olur? Kullanılan parfüm kokusunun bir süre sonra algılanamaması diyebiliriz alışma özelliğine. İnsanların duyuların alınmasından sorumlu yapılarda duyu reseptörleriyle ilgili olarak, bakın arkadaşlar burada 1997 sınav sorusu, hangileri ortaktır diye bize soru gelmiş. Baktığımızda doğrudan dış çevreye açık olma, hayır, hem iç çevreden hem de dış çevreden gelen uyarıları alabiliyorduk. O zaman bu hepsi için ortak mıdır? Hayır. Eşik şiddetindeki uyarılarla uyarılmalı. Bütün duyu organları için geçerlidir arkadaşlar. Çünkü eşik değerinin altındaki uyarıları biz ne yapamıyorduk? Algılayamıyorduk. Baktığımızda geniş bir yüzeye yayılmış olmayabilir. O nedenle cevabımız yalnız 2'dir diyoruz. Şimdi diğer bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır. Vücut sıcaklığının düşürülmesinde salgılanan sıvı içerisindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılmaktadır diye YGS 2015'te karşımıza gelmiş bir soru. Baktığımızda kolay bir soru, herkesin yapabileceği bir soru. Neymiş bunun şıkları? Suyun iyi bir çözücü madde olması. Hayır, bu düşürülmede etkili değil. Suyun iyi bir çözücü madde olması taşınmada etkilidir aslında. Suyun artı 4 santigrat derecede en yoğun olması, bununla bir ilgisi yok. Su moleküllerinin adezyon yapması, bundan da bahsedemeyim. Çünkü adezyon ve kohezyon neydi arkadaşlar? Bitkide suyun iletimini sağlayan yapılardı. Su moleküllerinin yüzey gerilimi oluşturması, bu da neyi sağlıyor arkadaşlar? Bazı canlılar su yüzeyinde ne yapabiliyorlar? Batmadan durabiliyorlar, yani yüzey gerilimi oluşturabiliyorlar. Bununla da ilgisi yok. Suyun özgül ısısının yüksek olması neyi sağlıyor? Vücuttaki artmış olan sıcaklığın azaltılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. İyi çalışmalar.